Arkadaşlar merhabalar. Karekök yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine limitin ikinci testiyle devam ediyoruz. Limit x5'e giderken bu ifadenin değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Önce ne yapacağız? Belirsizlik çeşidini belirleyeceğiz. Eğer varsa tabii ki. X5'e giderken 5'in karesi eksi 25 bölü 5'in karesi artı 5 eksi 30'dan 0 bölü 0 belirsizliği gelmiş oluyor. O zaman ne yapacağız? Bu belirsizliği ortadan kaldıracağız. Yöntemlerimizden bir tanesi ne arkadaşlar? Çarpanlara ayırma. X kare eksi 5'i 2 kare farkından x eksi 5 çarpı x artı 5 şeklinde. Payda kısmında x artı 6 çarpı x eksi 5 şeklinde. Tabi limit x5'e giderken diyeceğiz. Buradaki x eksi 5'ler birbirini götürecek arkadaşlar. X gördüğümüz yerde şimdi 5 yazarsam pay kısmı 10 oldu. Payda kısmı da 11 oldu. Ve sonucumuz da 10 bölü 11 olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi tabii ikinci yöntem olarak da neyi uygulayabiliriz? 0 bölü 0 çıktı ya arkadaşlar. Veya sonsuz bölü sonsuzda da olabilir. O zaman L'Hopital kuralını ben uygulayabilirim arkadaşlar. Bu ikisi iki belirsizlik çeşidinden biri olduğu zaman. Şimdi L'Hopital kuralı neydi? Payın türevini ayrı alıyoruz. Paydanın türevini ayrı alıyoruz ve sonucu buluyoruz. X karenin türevi ne olacak arkadaşlar? 2x olacak. Payda kısmının tabii 25'in türevi 0. Payda kısmında x karenin türevi 2x olacak. X'in türevi de 1 olmuş olacak. Bakın limit x 5'e giderken x yerine 5 yazıyorum. 10 bölü payda kısmında da 11 oluyor. Yine cevabımız A şıkkı gelmiş oluyor arkadaşlar. Tamam. Geldik ikinci soruya. Yine limit x 2'ye giderken 2 üzeri 4 eksi 16 bölü x eksi ya 2 eksi 2'den 0 bölü 0 belirsizliği var arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Biz çarpanları ayırma yönteminden de yapalım. Bir de L'Hopital kuralından da yapalım arkadaşlar ikinci yol olarak. 2 kare farkından x kare eksi 4 çarpı x kare artı 4. Tabi limit x 2'ye giderken. Payda kısmında da x eksi 2. Bakın şu kısmı x eksi 2 çarpı x artı 2 şeklinde yazdım. Ve şu x eksi 2'lerle birbirine götürdü. Hemen x yerine 2 yazıyorum. 4 çarpı 8 bölü 1 oldu. Yani buradan da 32 cevabını bulduk arkadaşlar. İkinci yöntem olarak da L'Hopital kuralından yapalım. L'Hopital'den yapalım. X üzeri 4'ün türevi ne arkadaşlar? 4x küp. X'in türevi de 1 olmuş olacak. X yerine 2 yazıyorum. Şimdi 2'nin küpü 8 olacak. 4 ile çarparsam 32 bölü 1'den yine 32 gelmiş oluyor arkadaşlar. Geldik üçüncü soruya. X yerine 2 yazarsam ben 2'nin karesi 4, 2 çarpı 3'ten 6 eksi 10 bölü 8 eksi 8 yani 0 bölü 0 belirsizliği söz konusu. Çarpanları ayırmayı uygularsak arkadaşlar limit x 2'ye giderken x artı 5 çarpı x eksi 2 bölü x eksi 2 çarpı bakın küp açılımı a küp eksi b küpün açılımı neydi? A küp eksi b küp a eksi b çarpı a kare artı ab artı b kareydi. Değil mi? Bunları çok iyi bir şekilde bileceğiz. X kare artı 2x artı 4 olmuş oluyor. X eksi 2'ler birbirini götürdü. X yerine 2 yazarsam pay kısmından 7 oluyor. Payda kısmında da 4 artı 4 artı 4'ten 7 bölü 12 gelmiş oluyor. Doğru cevabımız A şıkkı. Bir de L'Hopital'den yapalım. 0 bölü 0 belirsizliği çıktı ya o zaman kullanma hakkım var. 2'nin kare 2x karenin türevi ne olacak? 2x olacak. 3x'in türevi de 3 olacak. Onun türevi 0 zaten. X küpün türevi de 3x kare olmuş olacak. X yerine 2 yazıyorum. 7 bölü 12 yine gelmiş oldu arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. X gördüğüm yere y yazıyorum. Bakın y üzeri 4 eksi y üzeri 4 bölü y üzeri 4 eksi y üzeri 4'ten 0 bölü 0 belirsizliği var arkadaşlar. Çarpanları ayırma yöntemini kullanalım o zaman. Limit x y'ye giderken x kare y'ler ortak. X kare y ortak parantezine aldım. Buradan x eksi y gelmiş oldu. Bölü x kare eksi y kare çarpı 2 kare farkından x kare artı y kare gelmiş oldu. Şu kısmı da ben x eksi y çarpı x artı y şeklinde ayıracak olursam. Bakın bunlar birbirini götürdü. X yerine direkt y yazıyorum. Y küp bölü 2y çarpı 2 y kare mi geldi? Evet. Şimdi bakın buradan zaten şu y küple şu y çarpı y kare birbirini götürür.
Paydada da 4 kaldı arkadaşlar. Cevabımız 1 bölü 4. Tabi 0 bölü 0 belirsizliği çıktığından dolayı siz L'Hopital kuralını da uygulayabilirsiniz. Geldik 5. soruya. Limit x 2'ye giderken bu limitin değeri kaçtır diye soruyor. Önce hemen bir yazalım x yerine 2. Kök 2 eksi kök 2 bölü 4 artı 2 eksi 6'dan 0 bölü 0 belirsizliğe çıkmış oldu. O zaman şimdi ne yapalım? Çarpanlara ayırmayı uygulayalım arkadaşlar. Kök x eksi kök 2 bölü payda kısmını ayırırsam x artı 3 çarpı x eksi 2 gelmiş olacak, değil mi? Şimdi limit yine x 2'ye giderken pay kısmına dokunmuyorum. Kök x eksi kök 2 bölü x artı 3 çarpı. Bakın şu x eksi 2'yi şu şekilde çarpanlarına ayırabilir miyim ben? Kök x eksi 2 çarpı kök x artı 2. Bakın bu şekilde görebilmek önemli arkadaşlar. Bu soru çarpanlara ayırma sorusu yani. Değil mi? Evet, çünkü bakın birincinin karesinden ne olacak? Kök x'in karesinden x gelmiş olacak. 2'nin karesinden de kök 2 arkadaşlar, şurası tabii. Şunlar kök 2. Evet. Kök 2'nin karesinden de yine 2 gelmiş olacak ve bu şekilde bakın şunlar birbirine götürmüş oluyor arkadaşlar. Buradan da pay kısmında 1 kaldı. X yerine 2 yazıyorum. 2 artı 3'ten 5 geldi. Buradan da 2 kök 2 geldi. Buradan kök 2 ile genişletecek olursam arkadaşlar kök 2 bölü, bakın şöyle kök 2 bölü ne gelecek? 10 çarpı 2'den de 20 gelmiş olacak. Doğru cevabımız bakın E şıkkı. Peki bu 0 bölü 0 belirsizliği çıktı ya arkadaşlar. Biz bunu L'Hopital'ine de yapabilir miyiz? Evet. Limit x 2'ye giderken bakın kök x'in türevi nedir? 1 bölü 2 kök x, değil mi? Bölü kök 2'nin türevi sabit sayı olduğundan dolayı 0 olacak. X karenin türevi 2x olacak. Artı x'in türevi de 1 olmuş olacak. 6'nın türevi 0. X yerine 2 yazıyorum şimdi. 1 bölü 2 kök 2 bölü 5 olmuş oluyor. Buradan da ne gelecek arkadaşlar? 1 bölü 10 kök 2 olacak. Kök 2 ile genişletirsem kök 2 bölü 20'yi yine elde ederim arkadaşlar. Tamam. Geldik 7. soruya. Limitinin değeri kaçtır diyor. X yerine 0 yazıyorum. 25 üzeri 0'dan 1 gelecek. 4 üzeri 0'dan 1 gelecek. 5 üzeri 0'dan 1. 2 üzeri 0'dan da 1. Yani 0 bölü 0 belirsizliği gelmiş olacak. Tamam. Şimdi buradan ne yapalım? Çarpanları ayırmayı kullanalım. Limit x 0'a giderken arkadaşlar 2 kare farkından pay kısmına ayırıyorum. 5 üzeri x eksi 2 üzeri x çarpı 5 üzeri x artı 2 üzeri x bölü 5 üzeri x eksi 2 üzeri x gelmiş olacak. Bakın şu kısımlar birbirini götürecek. X yerine 0 yazarsam 5 üzeri 0'dan şöyle 2 üzeri 0 gelecek. 1 artı 1'den de 2 gelmiş olacak arkadaşlar. Tabi dediğim gibi 0 bölü 0 belirsizliği çıktığı için L'Hopital yapma hakkımız da var arkadaşlar. Tamam. Geldik 8. soruya. İfadesinin değeri hangisidir diye soruyor. X yerine 1 yazalım. 1 eksi 1 bölü 1 eksi 1'den 0 bölü 0 belirsizliği var. Çarpanları ayırmayı kullanalım arkadaşlar. L'Hopital'de kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Limit x 1'e giderken 2 kare farkından bakın şurayı. X küp eksi 1 çarpı x küp artı 1 bölü x küp eksi 1 geldi. Bakın sadeleştirmeleri yaptığım x gördüğüm yere 1 yazarım. 1 artı 1'den de 2 gelmiş oluyor arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı. L'Hopital'le de yapalım mı? Hadi yapalım. X üzeri 6'nın türevi 6x üzeri 5 bölü limit x 1'e giderken. X küpün türevi de 3x kare olacak. 6 ile 3'ü sadeleştirdim. 2 x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 2 çarpı 1 bölü 1. Buradan da yine 2 gelmiş oldu. Geldik 9'a. X yerine 1 yazıyorum. 27 eksi 27 bölü 9 eksi 9'dan 0 bölü 0 belirsizliği var. O zaman ne yapalım arkadaşlar? 27'yi bakın 3 üzeri x'in küpü eksi 27'yi de 3'ün küpü şeklinde yapacak olursam 9 üzeri x'i de arkadaşlar 3 üzeri 2 kare farkından şu şekilde yazabilir miyim? Evet. Şimdi bakın bu pay kısmında limit x 1'e giderken küp açılımı var. Küp açılımı nasıldı arkadaşlar? 3 üzeri x eksi 3 çarpı 3 üzeri 2x artı 3 çarpı 3 üzeri x artı 3'ün karesinden 9 gelmiş olacak. Bölü 3 üzeri x eksi 3 çarpı 3 üzeri x artı 3. Tabii limit x 1'e giderken.
Şimdi bakın, bu kısımlar birbirini götürdü arkadaşlar. X gördüğüm yere de direkt 1 yazıyorum artık. X gördüğüm yere de 1 yazarsam burası 9 geldi. Burası 9 geldi. Burası da 9 geldi. 1 yazarsam burası da 6 mı geldi? Yani 27 bölü 6'dan 3 ile sadeleştirirsem 9 bölü 2 gelmiş oluyor. Doğru cevabımız da E şıkkı. Geldik 10. soruya arkadaşlar. X1'e giderken 1 eksi 1 bölü 1 eksi 1'den 0 bölü 0 belirsizliği olduğunu anladık. O zaman çarpanları ayırma yöntemini uygulayabiliriz. Limit x1'e giderken arkadaşlar 4. dereceden kök x eksi 1 bölü payda kısmını çarpanlarına 2 kare farkından ayıracak olursam arkadaşlar şöyle 4. dereceden kök x eksi 1 çarpı 4. dereceden kök x artı 1 şeklinde yazabilir miyim? Yazarım. Bakın şunların karesini aldığım zaman kök x yapmaz mı? Evet. Eksi 1 ile bakın 1'in karesini aldığım zaman da 1 yapmış olur. Eksi 1 yapmış olur. Arkadaşlar değil mi? O zaman yukarıdaki kısımlar geliyor. Yani bakın bunlar birbirini götürecek. Buradan da x gördüğüm yere 1 yazarsam bakın şu payda kısmında şurada 1 yazarsam 1 artı 1'den de 2 gelmiş olacak değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız E şıkkı. Tabii siz değişken değiştirme yöntemini de uygulayabiliriz. Şimdi buradaki derece 4, buradaki derece de 2. Değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman payda eşitler gibi 2 ile 4'ü en küçük 4'te eşitleyebilirim. O yüzden 4. dereceden x'i arkadaşlar t derim ben. O zaman ne olur? Limit. Şimdi x 1'e gidiyordu ya. X 1'e gidiyordu ya. Bakalım x yerine 1 yazdığım zaman bu ne olacak? Bunun sonucu 1 olacak. T de 1 gidecek. O zaman t 1'e giderken diyeceğim artık. Buna zaten şu pay kısmı şu kısma zaten t dedim. T eksi 1 bölü. Şu kısmı da bakın o zaman ne olacak arkadaşlar? Kök x ne olmuş olacak? Bu şekilde x yerine şöyle t kare olmuş olacak. Değil mi şurası? T kare olmuş olacak. T kare eksi 1 olmuş olacak. Buradan da t eksi 1 bölü. T eksi 1 çarpı t artı 1 şeklinde çarpanlarını ayırdım. Bunlar birbirini götürdü. Tabi burada limit t 1'e giderken var. T yerine 1 yazarsam yine 1 bölü 2 de gelmiş olur arkadaşlar. Tamam. Geldik 11. soruya. Limit x1'e giderken bakalım 1 yazdım. 1 eksi 1 bölü 1 eksi 1'den 0 bölü 0 belirsizliği var arkadaşlar. Şimdi bakın burada yine çarpanları ayırma yöntemini uygulayacak olursam tabi L'Hopital'de uygulayabilirim. Burada 3 var. Bunun derecesi de 2. En küçük nerede eşitlenir arkadaşlar? 6'da. O zaman ne olacak? 6. dereceden mesela şöyle diyelim. X eşittir t üzeri 6 diyelim biz direkt. Tamam. X eşittir t üzeri 6 diyelim. O zaman şimdi x yerine 1 yazarsam buradan t değeri de 1 çıkmış oluyor. Değil mi? Evet. Şimdi o zaman ne oluyor arkadaşlar? X yerine t üzeri 6 yazdığım zaman pay kısmı limit artık t 1'e giderken diyorum. T kare eksi 1 olmuş oluyor. Payda kısmı da t küp eksi 1 olmuş oluyor. Çarpanlarına ayırırsam limit t 1'e giderken t eksi 1 çarpı t artı 1 bölü t eksi 1 çarpı küp açılımını yapıyorum. Payda kısmında t kare artı t artı 1 olmuş oluyor. Bakın bunlar gitti. T yerine 1 yazarsam 2 bölü 3 gelmiş oluyor. Doğru cevabımız B şık. Şu bir önceki soruda şurada ne yaptık? Aslında şöyle desek daha doğru olacak. X gördüğümüz yere T üzeri 4 yazdık. Tamam mı? Evet. Geldik 12. ve son sorumuza. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2'nin küpünden 8 artı 2 eksi 10 bölü 2 eksi 2 geldi. Yani 0 bölü 0 belirsizliği gelmiş oldu arkadaşlar. O zaman çarpanlarını ayıralım. Tabii çarpanlarını ayırmak şöyle. Bu 3. dereceden ya arkadaşlar. Şimdi bunun kökünü nereden bakacağız? Sabit sayı 10. Bunun çarpanlarından gelecek. Yani 10'un çarpanları nedir? 1, 2, 5, 10. Eksilerini de deneyeceğim. Şimdi 2 denersem sanki oluyor gibi değil mi? 2 yazarsam 2'nin kübünden 8 artı 2 eksi 10'dan bakın kökü 2'ymiş. O zaman şöyle yazabilir miyim ben? Limit x 2'ye giderken kökü 2 ya, o yüzden x eksi 2 şeklinde yazdım. Tabi bu kısım ne olacak bilmiyorum. Bölü x eksi
2 gelmiş olacak. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Horner'i çakalım. Değil mi? Şöyle x küpün katsayısı x küpten başlıyor ya, katsayısı 1. X kare olmadığından dolayı 0 yaptım. X olduğundan dolayı x'in katsayısı 1. Sabit terimde 10. Kökü yazdım arkadaşlar. Kök burada 2. Ne yaptım? Kökü aynen buraya yazdım. 1 ile kökü çarpıyorum 2. Şuraya yazdım. 0 ile 2'yi topluyorum. 2 oluyor arkadaşlar. 2 ile tekrar kökü çarpıyorum 4. Topluyorum. 1 ile 4'ü topluyorum 5. 5 ile 2'yi çarpıyorum 10. Buraya yazdım. Eksi 10 ile artı 10'u topladım. 0. Tabii şu kısım ne oluyor? Kalan 0 oluyor. Tam bölünüyor yani. O zaman şu ne oluyor arkadaşlar? Şu kısım x kareden başlayacak. X kare artı şurası 2x. Şurası da artı 5 olmuş oluyor arkadaşlar. Burada x eksi 2'ler birbirine götürecek. X yerine 2 yazarsam 4 artı 4 artı 5'ten sonucum da 13 gelmiş olacak arkadaşlar. Tabii bakın burada L'Hopital'i uygulasaydık, çünkü hakkım var 0 bölü 0 belirsizliği, payın türevini aldığım zaman 3x kare artı 1 olacak. Bölü x'in türevi de 1 olmuş olacak. X yerine 2 yazarım. 4 kere 3 12 artı 1'den 13 bölü 1'den 13 gelmiş oluyor. Bakın bazen çarpanlarına ayrılan ifadeler zor olduğunda L'Hopital kuralını da uygulayabiliriz. Çok kolaylık sağlayabiliyor bize. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.